Değerli traktörüm.com izleyicileri, ben Funda Ziraat Mühendisiyim. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım bugün iyisinizdir değerli izleyicilerimiz. Aslında bugün biraz sorular gördüm, birikmiş olduğunu gördüm. O sorulardan hani derledim, topladım. Bir yandan şuradan bakıp sorulara göre soru cevap şeklinde gidelim istiyorum. Yine her zaman dediğim gibi sorularınızı aşağı yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Biz cevaplıyor olacağız. Bu arada hala traktörüm.com uygulamasını indirmediyseniz aşağıya traktörüm.com uygulamasının linkini bırakacağız. İsterseniz App Store veya Play Store'lardan indirebilirsiniz. İsterseniz de web sayfasından girip uygulamayı inceleyebilirsiniz. Daha doğrusu programı inceleyebilirsiniz. Sizler için çok faydalı olacak bir program. Dediğimiz gibi önceki videolarımızda tanıtımını yaptık. İkinci el ürünleriniz veya sıfır satmak istediğiniz ürünleriniz varsa traktör olabilir, ekipman olabilir, tarla olabilir. Oradan alıcıdan satıcıya doğrudan ulaşabileceğiniz çok güzel, kaliteli ve pratik bir platformdur. Yine buradan da duyurmuş olalım. Şimdi üst gübreleme dönemi ne zaman, döneme kaç kilo atılıyor? Levent Deniz adlı bir izleyicimiz sormuş. Şimdi hani bunu hangi ürün için sorduğunuz bilmiyorum ama genelde tarla bitkileri için üst gübreleme işte ürüne göre değişeceği için, mesela şimdi siz hani buğday için soruyorsanız taban gübrelemeni attıktan sonra Şubat Mart ayı gibi atabilirsiniz ama şimdi hani hangi gübre sorduğunuzu bilmediğim için bu soruya cevap veremiyorum. Eğer hani ürünü belirtirseniz daha spesifik gübre ile ilgili hem öneride bulunup hem de yorum yapabilirim. Şimdi Ersin Akgüz adlı izleyicimiz, Funda Hanım iyi akşamlar, sizin organik gübrenizden almak istiyorum, nereden temin edebilirim diye bir soru sormuş. Şimdi bilmeyenler için şöyle söyleyeyim, ben özel sektörde Vermis Tarım adında bir gübre firmasında çalışıyorum. Nedir bizim ürünlerimiz? Bizim ürünlerimiz organik solucan gübresi, mikrobiyal gübre, organik gübre, deniz yosunu, amino asit gibi tamamen organik karakterli gübrelerle ilgili çalışıyoruz. Bunların satışını yapıyoruz. Şimdi organik gübrelerle ilgili ben yine videolarımda söylüyorum. Mutlaka tescillenmiş, kaliteli olan, merdiven altı üretilmeyen bir gübreyi tercih edin. Bu da çok ucuza bulabileceğiniz bir gübre değil. O yüzden gübre fiyatları gerçekten çok yüksek. Ancak bazı ürünleri ucuza almanız mümkün değil. Ucuzluğa kaçmanız da doğru değil. O yüzden benim sizden ricam, her videomda söylüyorum, bu her ürün için geçerli. Tabii ki de bazı durumlarda muadilini alabiliriz. Ama özellikle organik grupta mutlaka orta ve üst segment ürünleri tercih edin. Dozları buna göre ayarlanmıştır ve alacağınız verim de buna göre şekillenecektir. Yani siz ucuz gübre alıp daha çok atacağınızda kaliteli gübre atıp daha az atıp biraz daha fazla ödeyin ama sonucunuz iyi olsun. Ondan dolayı mutlaka tescillenmiş bir firmadan ürün almanızı tavsiye ediyorum. Aslında ben burada çok fazla firmamı söyleme taraftarı değildim ama çokça böyle soru alıyorum. Hem Instagram'dan hem de bu YouTube kanalımızın altında görüyorum. Vermis'in organik ürünleri var. Solucan gübreleri var. Bunu tercih edebilirsiniz organik olarak. Eğer ki arpa buğday için, tarla bitkileri içinse daha doğrusu tüm ürünler için kullanabiliyorsunuz ama genel bir ben size doz söyleyeyim. Üstten dekara 200 cc yani 100 litre suya toprak yapınıza göre ne kadar su uyguluyorsanız 150-200, bazı durumlar 250 cc dozunda öneriyoruz. Damlamadan da dekara 2 litre uygulama yapabilirsiniz. Detaylı bir sorunuz varsa benim Instagram hesabımdan da bana ulaşabilirsiniz veya bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Temin etmek istediğinizi belirtmişsiniz bu arada. Temin işlemi için de hani bölgenizi belirtebilirseniz doğrudan oradaki bayiye yönlendirebiliriz sizi veya Tarım Kredi Kooperatifine yönlendirebiliriz. Yine bir soru daha Neşe Çambel'den gelmiş. Hocam bir sorum olacak. 5 tane izelementi bir arada içeren yaprak gübreleri var. Tavsiye edebilir misiniz diye bir soru gelmiş. Şimdi şöyle söyleyeyim, ben firma verme taraftarı yine söylüyorum değilim. Ama böyle izelementli gübreler kombi şeklinde satılıyor. Bor, çinko, bakır, mangan tarzında ürünler kombi şeklinde satılıyor. Bunları isterseniz almış olduğunuz gübrenin yanında ilave olarak kompozu gübre şeklinde alabilirsiniz. İsterseniz de doğrudan kombi diye satılan, izelement diye satılan ürünler var. Oradan alabilirsiniz. Burada Toros'un var, Agrobes'in var. Bir sürü firmanın ürünü var. Safa Tarım'ı, yani hani bunu tek tek firma söyleyemem size. Ama hani bu mutlaka Demirbank, Bakır Mangan, Borçinko içerikli izelementi mutlaka edinin. Çünkü izelementler genelde biz makroya önem veririz, NPK'ya önem veririz ama
İzilemen de çok değerlidir. Yokluğunda NPK'nın da alınabilirliğini azaltır veya arttırır ilişkilerinden dolayı. O yüzden izilemen takviyesini mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Yine Erkan Arslan adlı bir kullanıcımız. Merhaba, kolay gelsin. Bayağı açıklayıcı videolarınız var. Trakya bölgesinde UAN 32 sıvı gübre, gübre taşım bir ürünü araştırdığım kadarıyla. Holderle takviye yapsak dönüme kaç gram atmalıyız? Yani üst gübre dozunu soruyor. Şimdi bu gübre taşım bir ürünü. Ben web sayfalarından baktım. Böyle durumlarda tavsiyem sizlere, eğer bölge mühendislerine ulaşabiliyorsanız ulaşmanız veya sitesindeki dozu uygulamanız şeklinde olacak. Ben baktığım bilgiye göre 100 litre suya 350-400 cc dozunda öneriyor buğday için. O şekilde 350-400 cc bandında uygulama yapabilirsiniz. Holderi karıştırabilirsiniz. Ama karışabilirlik durumunu bilmiyorum. Diğer ilaçlarla karışabilir mi? Nasıl uygulama yaparsınız bilmiyorum. Ama dediğim gibi 350-400 cc dozunda uygulayabilirsiniz. Yine Uğur Bey bir soru sormuş. Funda Hanım, bana bütün değerleri sıfır kabul edecek şekilde gübre önerisinde bulunabilir misiniz? Tek bildiğim organik madde oranı çok düşük. Bu arada patates için olduğunu söylüyor. Şimdi öncelikle biz sondan başa gidelim. Organik gübre bütün ürünler için, bütün bitkiler için olmazsa olmaz. Sizin verdiğiniz NPK'nın dışında bitkide olması gereken organik maddedir. Şimdi organik maddeyi arttırmaya öncelikle oynamalıyız. Bu da nasıl? Eğer ki imkanınız varsa bir çiftlik gübresi uygulaması yapabilirsiniz. Çiftlik gübresinden iyi yanmış ahır gübresi önerimiz şeklindedir. Dekara 1,5-2 ton şeklinde uygulayabilirsiniz. Bu neye göre 1,5-2 ton? Eğer kumsal yapıdaysa daha farklı oran olacaktır. 3-4 tona kadar çıkabilirsiniz. Zaten bunu Eylül-Ekim ayı gibi ve 3-4 yılda bir yapmanızı tavsiye ediyoruz. Her yıl değil. İmkanınız varsa organik ürünleri mutlaka kullanın. Az önce söylediğim gibi bizim vermiş sıvı ürünlerimiz var. Organik grubundadır, organik tescillidir, denetimlidir. Organik ürünleri, bu sıvı organik ürünü de kullanabilirsiniz. Üstten uygulayacaksınız 150-200 cc dozunda uygulama yapabilirsiniz. Ya, patates bitkisi potasyumu sever. Bunda 3-15 gübreleri, 20-20 gübrelerini uygulayabilirsiniz. Sezon içerisine baktığımız zaman ihtiyacı olarak patatesi 14 ile 16 kilo arası azot ihtiyacı var. 8-10 kilo fosfor ve 8-10 kilo potasyum ihtiyacı var. Azotun hepsini tek seferde vermenizi önermiyoruz. İlkini dikimde vermenizi, diğerini boğaz doldurmada yarısını vermeniz, yani iki parça şeklinde uygulamanızı öneriyoruz. Çünkü tek seferde azotu bitki bünyesine alamıyor zaten. Bunu her videomuzda söylüyoruz. O yüzden mutlaka parçalı vermeniz sizin yararınız olacaktır. Yine 3-15 dediğim gibi DAP gübresi, 20-20 gübrelerini uygulayabilirsiniz. Bu dozları 14-16 kilo, 8-10 ve 8-10 kilo dozlarında uygulayacak şekilde, bu arada saf element ihtiyacı. Bunu karşılayacak şekilde bir program yapmanız gerekiyor. Şimdi DAP kullanacaksanız 18-46 üzerinden gidip, işte örnek veriyorum, 8-10 kilo fosfor 8 kilo hesabıyla onu hesaplayabilirsiniz. Bir önceki videolarımızda hesaplama yönteminden bahsetmiştik. Yine üst gübre olarak can veya üre gübrelerini kullanabilirsiniz. Bunlar son derece önemli gübreleme şekillerinden olacaktır. Yine diğer sorumuza geçelim. Dekara 28 kilo buğday, tabana 25-28 arası 20-20 kükürtlü. İşte geçtiğimiz sene zayıf olan yerlere 35 kilo dekara uyguladım. Üst gübre atmayı düşünüyorum. Tek seferde mi vereyim üst gübreyi, yoksa parçalı mı vereyim demişsiniz. Yoksa cam mı üre mi kullanayım? Erdoğan Ertem adlı kullanıcımız sormuş. Şimdi biz, eğer ki damla sulamanız varsa, ki genelde buğdayda olmuyor sulama şeklinde. Biz buğdayda üst gübreyi, birincisi kardeşlenme döneminden önce, bir tanesi sapa kalkma döneminden önce iki uygulama şeklinde öneriyoruz. Eğer imkanınız varsa tek bir şeyde uygulayacaksınız, kardeşlenme döneminde uygulamanız gerekiyor mecburen. Ama tek çift seferde uygulama yapacaksanız, birini kardeşlenme öncesi, birini de sapa kalkma döneminden önce uygulayabilirsiniz. İlkinde üre uygularsınız, diğerinde can gübresi uygularsınız şeklinde üre ve can gübresini bu şekilde kombinleyip uygulayabilirsiniz değerli izleyicilerimiz. Yine buğdayla ilgili çektiğimiz videolarda bunlara yeterince değindik. Yine meyve ağaçları ile ilgili bir video istemişsiniz. Fosforu fazla vermişiz meyve dikerken diye bir nasıl düşürebiliriz diye Murat Bey'den bir soru var. Şimdi fosforun fazla uygulanması antagonistik etki yaratır ve mikronun, iz elementin alınabilirliğini azaltır. Demir, bakır, mangan, çinko, bor. Bunların alınabilirliğini azaltır. Ondan dolayı fosforu fazla uygulamamız. Şimdi fosforu tek seferde attırıyoruz size. Çünkü bunu bitki bünyesinde yavaş yavaş süreç içerisinde alıyor. O yüzden hani fosforu fazla attıysanız yapraklarda morarma görülür. Diğer mikro elementler eksikliği görülür. Hani bunun için şu an yapabileceğimiz çok bir şey yok.
açıkçası. O yüzden biz her defasında sizlere toprak analizi yaptırmanın öneminden bahsediyoruz. Anlatmak istediğim şey tam da bu. Toprak analizi yapmazsanız eğer maalesef böyle sonuçlarla karşılaşa biliyoruz değerli izleyicilerimiz. Yine başka bir soruya geçelim. Yağmur, şimdi doğa ve yaşam adlı bir kullanıcı yazmış. Yağmur yok diyorsunuz, çinko sülfat eritir diyorsunuz. Toprakta hiç nem yoksa çinko sülfat ne yapsın diye bir serzenişte bulunmuşsunuz. Şimdi şöyle söyleyeyim, tabii ki de yağmurla çinko sülfatın görevi aynı değil. Ancak şu anda o dönemden bahsedeyim. Yağmur yoktu ve buğday ekicileri bekliyorlardı buğday ekmek için. Şimdi buğday için zaman geçiyor. Ben ondan dolayı alternatif bir çözüm olarak çinko sülfatın gübreyi erittiğine, tabii ki de yağmurun etkisini birebir yapmayacaktır. Ancak hiç yoktan, sıfır yağmurdan en azından eriyebilirliğini arttıracaktır. Alternatif önerdim sizlere. Tabii ki de kullanıp kullanmamak sizlere kalmış. Yağmurun yerini doldurabilecek hiçbir şey yok. Son zamanlarda da yağmur biraz toparlamaya başladı, yağmaya başladı. İnşallah bir süre daha etkili bir şekilde yağar. Çünkü çoğu ürünün ihtiyacı var. Ve bir soğuklanma süreleri oluyor. Vejetasyon süreleri oluyor biliyorsunuz arpa, buğdayın, hububatın. Onun için de ciddi bir soğuk yemesi, yani istediği derecede bir soğuk yemesi gerekiyor. O döneme yani girebilmesi için. O yüzden umarım yazı yaz, kışı kış gibi yaşarız diye cümlemi sonlandırayım burada. Bizi takip etmeyi lütfen unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.